Hayda bar zingir kine Karuzi ganol bolzun Karu sesterine aykay Karuzi ganol bolzun Karu sesterine aykay Oradan çıktık. Geri dön böyle. Buradan geri geldik. Buradan kestirmeden mi ne geldik ama? Evet, böyle geri. Arka köprüden geçtik. Arka köprüden geçtik. Aa böyle şöyle şu, şuradan bir yerden geçtik. Evet, hemen böyle böyle. Bak abi. At çakı. Evin direği buradan gelir. Evlerin yurtların ortasında da at çakı vardır çünkü. Evin direği budur yani. Çakı'nın tepesinde ne kadar bölüm varsa o sögün yani o soyun ne kadar zengin olduğunu anlatıyor. Dur bakalım adın ne? He? Ana altına çiş yapmış ya. Туловище полусогнутые ноги, одна рука на поясе, во вторую ты держишь лук. И здесь изображение человека. Kalbaktaş'taki kaya resimlerindeyiz, petrogliflerdeyiz. Burada geyiğin üstüne binmiş bir insan motifi var. Bunlar da geyik, ayakları ve devasa boynuzları. Daha küçük işlenmiş bir geyik yine. Burada bir köpek. Köpek ve üstünde bir insan motifi. Değişik bir motif. Tabii insanın burada farklı bir şeyler de işlemişler ama ne olduğu anlaşılmıyor. Yine bir insan motifi. İnsan muhtemelen köpek. Bu da yine bir geyik. Burada da yine geyik motifleri. 3 tane geyik. 1, 2, 3, 4 tane geyik motifi işlenmiş. 1, 2, 3, 4. Yine burada dağ keçisi motifleri. Keçinin boynuzları, bedeni ve ayakları. Buradaki işlemi bilinemiyor. Az önce rehberin anlattığına göre bazıları çözülemedi diyor, anlaşılamadı diyor. Genellikle dağ keçisi, keçi, köpek, insan motifleri çizilmiş. Burada yine çok belirgin bir dağ keçisi motifi var. Kaç bin yıllık dedi Mergen? Şu aşağıdaki tüm zamana dönü yukarıdaki her şey bronz kültür. Bunlar bronz kültür zamanı. Aşağıdakiler Türk zamanı mı dedi? Ya bu. Aşağıda böyle şey. Tüm zamanı yaklaşık. Geçiler mi onu? Ya bronz kültür olsun. Bronz çağında gene biz vardık burada. Bronz şeyiz. Yine tamam. Burada. Hah, tamam sağ olun. Teşekkür ederim. Burada da yerde de iki tane geyik yan yana. Hani bu. Önde dişi geyik, arkada erkek geyik. Bronz çağı döneminden kalma. Atalarımızdan kalan kaya resimleri, kaya kabartmaları. Geyiğin boynuzları ve kendisi. Burada daha küçük resmedilmiş. Pedroglifler. Kalbaktaş. Altay Cumhuriyeti. Tabi kayanın üstünde de var. Burada. Geyiğin kafası, boynuzları, ayağı ve bedeni. Burada da var. Şurada. Başağa benziyor ama ayak tırnakları çok uzun. Burada çok daha büyük ve çok daha ayrıntılı resimler işlenmiş.
Şöyle yaparsak büyüklüğü anlaşılır burada. Ayakta bir adam. Ayakları, kafası, kollarıyla bir şey yapıyor. Burada ocak olabilir. Şu bir balık mı bu? Şu balığa benziyor değil mi? Ters ama. Ters balık. Kurutuyor, ya da balık kurutuyor. Balık kurutuyor, evet. Olabilir. Çok iyi ya, balık kurutuyor. Asmış çünkü yukarıda. Kalbak taş petrogliflerinden biri daha. Atın üstünde bir insan. Kalbak taş petrogliflerinden onlarcası daha. Bu kaya resimlerinde artık daha modern şeyler yapıyorlar. Burada iç içe geçmiş bir sürü yuvarlaklar. Bir insan. Arkadaki hayvanın yularından tutmuş onu götürüyor. Ve burada arabaya geçmişler. Muhtemelen bir saban. Ve bu sabanı da insan tutuyor veya araba. İki tekerlekli arabaları bulmuşlar. Ve ok işliyorlar artık. He? Ok da olabilir. Yok. Araba abi, tekerlekler. Teker. Evet. Yine birçok geyik motifleri. Ve yukarıda çok güzel iki büyük insan motifi. Eski Türk inancına göre kutsal olan güneş tacına benzeyen bir şekil. Bir geyik diğer geyiğin boynuzuna binmiş ve o boynuz güneş gibi betimlenmiş. Ve kadın ve erkek el ele tutuşmuş. Bin yıllık resimler. Çağında artık milattan sonra 5. yüzyıl demirle çizilmiş bir geyik resmi. Yukarıdakiler bronz çağından. 5000 yıllık. Bunların çoğu büyük ay yıldız kümesi, küçük ay yıldız kümesi resmedilmiş. Burada kişi kafası, kolları, ayakları, yuları var ve boğanın üstüne adam oturmuş, çekiyor yularıyla, gitmek istiyor ama ayaklarından anlıyoruz ki boğa gitmiyor çünkü tuvaletini yapıyor boğa. Çiçiyor. Bola mı, bola mı? Derisi soyular. Ne oldu? Çok pahalı siz için olur diyor. Valla. Tamam. Çok hediyeler yapmak, törenler yapmak. Yaparız. Anita, gel. Gel Anita. Olur. Kamın tümünü böyle bir şapal şeyidir ya. Bu kam. Kam. İyi yapınca kam. Şaman. Tümürlü. Elleri. Tümürlü. Elleri. Tümürlü. Böyle bir şey var ya. Davul. Ha, davul. Bu tümürün tokpağı ne? Bu şeyde vurmak bir şeydir bu tokma. Bu da ne? Mende mende bütün görgüslerin ol dese ne? Ne bastıran dedi. Olum özü pizeliktirin de görgüsü. Ayaklarını göstermiş. Dans yapıyor mu? Öyle geziyor mu diyor. Dans ediyor. Bükük, dizleri bükük. Onun bu dese bazen neler? Yurtçular ne? İki kişi. Askerler. Onun kiginden. Bu dese ne? Bu dese kapıyo yemez mi? Bu dese kandita. Tayak mı? Tayak adı ne? Ne bu? Şeydi böyle yaşlılar böyle mum gibi şeyler böyle. Evet. Böyle şey yapıyordu. Evet. Ya onun dese bu bunda görgül erte koyun buka. Erte koyun buka bu müzi. Erli buka. Bu ne erli koyun, bu ne eri. Erte bunda kişi otur tekne. Yukarıda insan otur. Kolunda dese jezol. Значит, bu dese ellerinde kan ile kagan. Ellerinde hangi bir şey var? Belki o kan kagan diyorlar. Basit insan değil. İnsan. Bunda dese ne görgüsü? Çang çang da tıra ne. Tören gözü ne? Böyle kurban gibi tören gibi hangi bir şey yapıyorlar. Kaçıncı yüzyılda olmuş? Bronz. Bronz ya. 5000 yıl. Bronz'da şey var. 5000 yıl ayrı. Çoğunlar 5000 yıl önce. 4-5000 yıl ayrı. 5000 yıl. Anne, boğa üstünde desenler var. Neden? Onlar bir şey. Bu boğa üstündeki resimler. Bu cüruklar neydi? Yok, bu cüruklar dese bunu cüruklar ne? Üstünde duran kuday ne? Çocuklar dese, boyunun bir çocuklar da neydi, epasırdı ne? Batırın neyse adı arızı, ol dese, ülgenden ol dese, boluş traktora ne? Ülgen dese, batırga boluş etirte, fukatıştıra ne? Nemeye fukatıştırdı? Fukat, neyse. Onu sişen ne dek ne? Ağaru buka dek onu görgüstüre ne? Kutsal buğadır, yani askerlere yukarıdaki tanrımız, yani hediye olarak kutsal buğazını veriyordur. Evet. Gök Tanrı askerlere kutsal boğasını veriyor. Zafer mi kazanmışlar? Savaş mı kazanmışlar? Pebedici bu çubulgan mı? Perit pakoda mı? Savaştan önce hazırlıyor yani. Anladım. Burada da kaplan gibi bir şey var baksana. Pars mı? Bu da ise işte. İşte getirdiler. İşt, köpek. İşt, yani it. Törenlerini yaptıkları milattan önce 3. bin yılda, yani 5000 yıl önce
Türklerin törenlerini yaptıkları yerler. Gök Tanrı inancında en alt Erleğin dünyası, orta kat insanların yaşadığı bizim dünyamız, en üst katta Ülgen'in, Tanrı'nın dünyasıdır. Bu taştaki resimlerin çoğu hayatı temsil ediyor. Burada işte köpekler, hayvanlar, tarım aletleri, her şey var. Geyikler. Burada bir erkek, bir dişi ilişkiye girmeden önce resmedilmiş. Bütün hayat burada. Çocukları olan insanlar, çocuk doğuran bir kadın, Tanrı'nın savaşta insanlara, Türklere göndermiş olduğu bir geyik, tarım aletleri. Burada bir arabada eşyalarını taşıyor. Bu. Ve en alt katta da köpekler resmedilmiş şurada. Köpekler Erleğin dünyasının, yani en altın koruyucularıdır. Yani buradan Erleğin dünyaya çıkmasını engellemek için oradalardır. Onlar koruyuculardır. Milattan sonra 5. yıllar, ulan, demir çağı. Ulan, bu müziği, bazı, moyni, boş topları, ip büyürler, dört büyürler. Yavruları. Paral gibi hayvanın boynuzu. Dört canım. Boynuzu. Boynuzu. Ama da dizi sığın kurur. Sığın, maral. Maral. Müziği. Göktürkler dönemine ait resimler bunlar. Yiyin, kostu canım. Doğ. Milattan önce. Milattan önce? Evet. 5000. 8-1. Milattan önce 8. ile 5. yüzyıl arası pazarlık kültürü, araba ve atlı araba kültürü, İskit kültürüne ait, pazarlık kültürüne ait kaya resmi. Burası 1500 yılla 5000 yıl öncesine ait Türk resimlerin olduğu bir yer. Kalbak taş noktalar var kayalarda. Üçü bir arada. Daha sonra burada biri burada, biri burada, biri burada, peş peşe. Birçok yerde üç noktalar var. Bunlar Çin Temani'nin ataları. Evet, buradaki beyaz lekeler süt. Burada tören yapılmış. Saça sunulmuş Gök Tanrı'ya. Bak burada çocuklar bastırıp taşıtlar. Burası Umay Ene'nin yeri. Buradaki gelin çizimlerin hepsi Umay Ene. Tanrı'ya tören yaparak, yani buradan dilek diliyorlar, evet. Burası çocuğu olmayanların gelip dileklediği yer ve burada kadının karnında çocuk var. Evet, Umay Ana'ya kurbanlar, kansız kurbanlar sunulan, saça töreni yapılan bir yer. Bir Umay Ana da burada. Gelin şeklinde resmedilmiş. Bir gelin resminde şekledilmiş Umay Ana sembolü de burada. Çocuğu olmayan kadınların gelip buraya kansız kurbanlar sunduğu, saçı, süt sundukları, kımız sundukları ya da diğer eşyalarını bıraktıkları ya da bez bağladıkları yer. Kalbak taş, ak taş, Altay Cumhuriyeti. Taşta Umay Ana'nın çizimlerinin olduğu kutsal alandayız. Burası Umay Ana'nın olduğu şey. Şurada kafası, bedeni, kolları ve bedenin olduğu yer ve burası çukur bir yer. Su doluyor burada. Daha sonra buraya çocuğu olmayan kadınlar gelerek veya normal insanlara dua etmek için gelerek diz çöküp doğuya dönerek Gök Tanrı'dan isteklerini istiyorlar. Bu tarafa dönüyorlar diz çöküp ve isteklerini diliyorlar. Dişi geyiğe döl geliyor. Umay Ana'dan döl geliyor ve hamile kalıyor. Onun o resmedilmiş. Karı bağır ne türümde katkırıp türü geri labay engirler sayın erik bey küstörde yaşardı arçıgar. Ene mağaro, enem buyandu, enem sirniden de balu. Ene mağaro, enem
Aslan'ın Eloy'un bayramında söylediği şarkı. Kan altayda karahtı kan amır yurttaptı. Ah malı yürü tanış bas Albatı zıttil biliş bez Hazırlağan balazı Ay keberli kümüce 16 yaşka yetken boylu yüre Hazırlağan balazı Ay keberli kümüce 16 yaşka yetken boylu yüre